anlamıyla bir saltanatın içine doğdu. Ama hep yalnız bir hayat yaşadı. İniş çıkışlarla, zorluklarla ve mücadeleyle geçen yaşam serüveninde tam 6 kez iflas etti. 25 yaşında annesinden 100 lira isteyerek satın aldığı tornavida, pense ve yer keskiyle başladığı elektrik panosu imalatından bugün gayrimenkul sektörünün en çok kazananları arasında. Gelin hep birlikte ilham veren bu örnek yaşam hikayesini Kristal Türkiye markasının ortaklarından İsmail Güven'in kendisinden dinleyelim. Hiçbiri bulunduğu noktaya kolay gelmedi. Hayatı başarılı insanlara nasıl seçenekler sundu, nasıl başardılar? Hayat hikayeleri nedir? Çocuklukları nasıl geçti? Merak edilen ve heyecan uyandıran bu soruların cevabı nasıl başardım da? Nasıl başardım programına hoş geldiniz. Bu hafta gayrimenkul sektöründe yanlış bilinen doğruları İsmail Güven'le tartışacağız. Kendisine merhaba demek istiyorum. Hoş geldin İsmail Bey. Merhabalar, hoş bulduk. İlk başta hemen İsmail Güven kimdir? Kısaca biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. İsmail Güven kimdir? İsmail Güven ömrünün bir büyük bölümünü çalışarak, ticaret yaparak, batarak, çıkarak, çocukluk yaşamayarak, sokakta büyüyerek, yalnız kalarak bugünlere gelmiş etten kemikten bir insandır. Şimdi çocukluğunu yaşayamayarak dediniz. Bu ne demek? Yani çocukluğunuz nasıl geçti ki size bu cümleyi kurdurtturuyor aslına bakarsanız? Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi benim babam rahmetli, 2017'de rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Güzel bir adamdı. Çok da severim kendisini. Yalnız ben doğduğumda kendisi tekstil kralı olduğundan ötürü ve Mahmut Paşa piyasası, işte kadın giyim, etek bluz tarzında kendi imalatını yaptığı için tabii bunları da satmak adına pazar yerleri, o dönemlerde pazar yerleri ki hala var. Bu pazar yerlerini tabii biz de ticaretin içine atmak adına, işte adam olsun bu çocuk, bir şeyler öğrensin. Eski nesil insanların kafaları böyle biliyorsunuz. Biz 6 yaşında, 7 yaşında tezgahlara götürülürdük. Fuarlar olurdu, fuarlara götürülürdük. İşte atölyede böyle dikiş makinesinin önünde tekneler olur. Kumaşlar dikilir ve teknelere boşaltılır. Ortacılar da alır toplar. Bizim uykumuz geldiği zaman mesela orada teknelerde uyutularak büyütüldük. Şimdi böyle bir çocuk nasıl çocuk? Nasıl çocukluğu bilir ya da çocukluğun tarifini nasıl yapabilir? Yani çocukluk döneminizi aslında ticarete başlayarak yapmışsınız diyebilir miyiz? Ya ticarete başlayarak değil de zorlanarak, çalışmaya, ticaret hayatına zorlanarak büyütülmüş bir çocuğum. Peki çocukluk deyince aklınıza ne geliyor? Çocukluk dönemi dediğimizde ne düşünüyorsunuz bu konuyla hakkında? Çocukluk denince ilkokul yıllarım aklıma geliyor. Çünkü çocukluğumu en çok yaşadığım yerler okullardı. O bahçede top oynamalarımız falan arkadaşlarımdı. Çünkü o okuldan çıktığınız anda ya da hafta sonu akşam teneffüsten sonra muhakkak atölyeye giderdik. Biz de çalışırdık. Hatta benim makineye yani boyum yetmezdi. Altıma minder koyarlardı ki hani ben böyle düğme makinesinde düğme dikebileyim falan 7-8 yaşlarında. Peki şimdi hayat hikayenizde aslında çok böyle dokunacağımız yerler de var. Çünkü siz sadece ticaret yapmış bir insansınız. Yani insanların ticaret yapması özellikle bu devirlerde birazcık daha zor ya da korkabileceğimiz, bir sermaye yoksa ben ticaret yapmayayım şeklinde yaklaşan bir sürü insan var aslında bakarsanız. Siz sermayesiz bir şekilde hep ticaret yapmış bir insansınız. Buradaki bu cesaret ya da buradaki bir yol ayrımını nasıl söyleyebilirsiniz? Yani o sermaye olmadan nasıl ilerleyebildiniz? Şimdi hayatta bazen bazı seçenekleriniz kalmadığında mecbur savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi benim babam 99 deprem öncesinde bir saltanat başında olan bir adam ama 2000-2001 krizleri dönemlerinde büyük iflas eden bir adam. Bizim bütün malımız, mülkümüz, her şey yok oldu ve inanılmaz bir borç yükü altında kaldık. Ya bir insanın ömrünün 21 yılı borç ödeyerek geçti. Aslında çocukluktan gençlikte de bir. Anladım, evet. Evet. Yani 21 yıl bir insanın hayatının 21 yılı borç ödeyerek geçiyor. Ve bu borç da haliyle çalışarak maaşlı bir işte falan ödenecek borçlar değil. Çocukluktan zaten baba tarafından yetiştirildiğiniz tarz sürekli bir ticaret, bir girişimcilik, bir esnaflık. Böyle olunca da haliyle karakterimden midir, memleketimden midir anlamam ama biraz cesaretli bir çocuk olarak büyüdüm. Evet, aslında biraz Karadenizlilik de var diyebiliriz bu konuda. Göçmenlik. Evet.
Peki bu ticaret, yani hangi ticaretleri yaptınız? Şimdi ben gayrimenkul sektörüne geleceğim ama ondan önceki hayatınız gerçekten çok çetrefilli ve hep batıp ama bir şekilde tekrar daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmış bir insan görüyorum ben karşımda. Bunu birazcık izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. O düştüğünüzdeki o motivasyon ne sağladı? Ya da siz ya bu sefer yapamadım galiba dediniz mi hiç? Bunları merak ediyorum aslında bakarsanız. Şimdi her düştüğümde kalkmamın en önemli sebeplerinden biri yediğim kazıklardır. Çünkü yükseldiğiniz zaman, cebinizde para olduğu zaman, mevkiniz, arabanız iyi olduğu zaman etrafınız insanlarla kaynar. Haliyle bu varlık yok olduğunda o insanlar sizin yüzünüze gelip de selam bile vermezler. Şimdi ben her düştüğümde bunları gördüğüm anda bu sefer yine kalkacağım ve seçeceğim insanları eleyerek hayatıma sokacağım tarzında. Tabi borçlar, elektrikler kesiliyor, doğalgazlar kesiliyor. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Evde yapıyorum. Ben gençlikte elektrik pano imalatında çalışmışım. Yine kovulmuşum. Hep kovuluyorum. Bir de böyle bir hikayem var. Ya ben de hikaye hep hani hangi birini ben size değineyim onu da bilmiyorum ama sürekli kovuluyorum. Kovulma sebebim de. Evet, onu merak ediyorum. Neden sürekli kovuluyorsunuz? Yani, ya aslında sizi hayat ticarete de itiyor bir şekilde. Evet, hani ben tamam artık bunu düzgün çalışayım dediğiniz noktada evet. Size bir olay yaşanıyor ve siz oradan bir kovulma hikayesiyle çıkıyorsunuz aslına bakarsanız. Evet. Sizce neden? Aslında onlar beni kovmuyorlar. Ben istifa ediyorum. Şimdi neden biliyor musunuz? Bir iş yerine giriyorum. Maaşlı bir işe giriyorum. Tabii yokluk, yani açsınız eve bir ekmek götürmeniz lazım. Şansımızı deniyoruz. Belki bu sefer olur. Hani çalışabiliriz diye. Ama oradaki düzen, oradaki haksızlık, oradaki düzensizlik, amirlerin iş yapmaması, iş bilmezliği, bunlar beni rahatsız edince ben hep burnumu sokuyorum. Benim burnumu sokmam da amirleri, müdürleri çok rahatsız ettiğinden ötürü benim ayağımı kaydırıp beni kovuyorlar. En son yine böyle imalat işiyle alakalı bir yerden yine kovuldum. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet, yine evet. Kovuldum. Ve bir gün evde oturuyorum. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Şimdi orta gerilim taban sajları dediğimiz taban sajların üzerine işte kanallar, malzemeler, kablolar falan. Yani böyle kucaklayıp taşıyabileceğiniz şeylerdir. Beni aradılar bir gün. Dediler ki ya böyle 20 tane taban sajı var. Yapar mısın? Dedim ki yapmaz mıyım? Yapmaz mıyım? Nasıl yapmayayım yani? Selin Hanım, bir arabam var. Markasını söylemeyeyim. O dönem 2750 TL'lik bir araba. Ama ben o arabaya nasıl biniyorum biliyor musunuz? Yani o arabaya bindiğim zaman başka hiçbir araba yok sanki. Jet'e biniyormuş gibi. Sebebi benim. O mal benim yani. 750 lirası da borçlu bu arada. Çalıştıktan sonra ödedim. O arabayla gittim. O arabanın bagajına ben o taban sajlarını yükledim. Eve getirdim. Odama güzel masanın üstüne kurdum. Sabahlara kadar çalışıyorum tek bir arkadaşımla. O arkadaşım da işsizdi. Kablo başı fiyat veriyorlar falan. Bir gün ben bitirdiğim taban sajlarını aldım, fabrikaya götürüyorum. Yenilerini aldım. Akşam saati tabii, geri dönüyorum. Apartmana girdim, ışık var. Daireye girdim, butona bir bastım. Evde elektrik yok. Borcundan ötürü bizim yani elektrik sayacımızı kesmişler. Ya şimdi siz bu ve bu hani yüzlerce böyle olayla büyüyen bir çocuk nasıl çocuk? Ya da nasıl ticaret yapmasın? Ya da nasıl bu hayatta güçlü olmasın? Hep hayatın sillesini yemiş. Evet. Herkesten kazık yemiş. Evet. Dost bildikleri düşman olmuş. Yani kime sırtını dayasa bıçaklamış. Anlatabildim, böyle zorlu. İnişli çıkışlı bir hayat. Peki gayrimenkul sektörüne gelmeden önceki o yaptığınız işlerde sizce neden başarısız oldunuz? Ve hayat sizi neden gayrimenkul sektörüne itti? Şimdi aslında başarısız olmadım. Başarılı olduğum dönemler oldu. Örneğin 2008'li 2009'lu yıllarda yaşadığım bir olayı anlatayım. Bu son benim artık hani çok zengin. Ya çok zenginlik gerçi göreceli bir kelimedir ama varlıklı bir hale geldiğim dönemi söyleyeyim. 6 ay boyunca evde yattım. Bakın 6 ay. Hiçbir yere çıkmadım. Balkonda oturdum. Sigaramı içtim. Yemeğimi yedim. Yattım. Kalktım. 6 ay. 6 ay. Hiçbir sosyal... Hiçbir sosyallik yok.
Anamı gördüm, babamı gördüm. 6 ay. Ama düşündüm. Bence en önemli nokta burası. Sadece düşündüm. Ve bu dönemde ya benim eşim, dostum, akrabalarım, beni tanıyanlar. Bundan adam olmaz. Bundan hiçbir şey olmaz. Bu zaten sokakta bir şey yapar, cezaevine girer. Sinirli de bir yapımız var bu dönemlerde. Gençlik diyelim. Benim hakkımda hep böyle dedikodular yaptılar. Kulağıma geliyordu ama kapattım. Görüyordum, gözümü kapattım. 6 ay sonra bir gün kalktım, sabah annemin yanına gittim. Dedim ki anne, bana 100 lira verir misin? Oğlum ne yapacaksın 100 lirayı yani? Hani günlük 10 lira alıyorum. İşte sigara alıyorum, kahve alıyorum. 100 lirayı ne yapacaksın? Dedim sen bana verir misin? 100 lirayı aldım. Evin karşısında bir nal buradan. Ben bunları anlattığım zaman insanlar belki buna yani yalan dolan diyebilir. Ama bu hayat. Bu benim hayatım. Bunu ben yaşadım. Gittim Nalbur'dan, Tornevida, yan keski ve pense aldım. İnternet kafeye gittim. İnternette baktım. Nerede elektrik pano imalatı yapan firmalar var? Taşeronluk yapacağım. Kaç yaşındasınız? Yani o zamanlar işte 24'lü 25'li yaşlar. Taşeronluk yapacağım. Ama nasıl yapılıyor? Bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani ücretlendirme nasıl bilmiyorum. Bir de bizim o iş öyle bir şeydir ki hani malzemesini almak ciddi meblağlardır. Yani şu an o işe girip hani ben sadece alet edevatını alayım deseniz 50-60 bin liralara bulur. Tornavida, yan keski, pense. Kimse evet. Suratınıza bakmaz normalde. Çekmeköy tarafında bir tane fabrika buldum. Gittim güvenliğe. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedim ki ben iş yapmak istiyorum. Buranın müdürü kimdir? Beni yolladı müdürün yanına. Girdim içeri. Dedim ki bana iş verir misin? Benim işe ihtiyacım var. 10 numara çalışır. Bir ay çalışayım bana para da verme. Ama ben taşeronluk yapmak istiyorum çünkü ihtiyacım var. Bir de sizi çok affedersiniz. Buna iten şartlar var. Borçlar var, elektrikler kesiliyor, faturalar ödenmiyor falan. Beni odadan kovdu. Dedi ki senin şirketin var mı yok, senin elemanın var mı yok, senin yani alet edevatın ne durumda? Pensem var, tornavidan var, yan keskin var. Bir tanrım var, bir gitarım gibi, anladınız mı? Beni kovdu. İnat ettim ya, indim güvenliğin yanına. Güvenlikte hani eski böyle gel yani görmüş geçirmiş abilerden dedim ki abi bak. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Bak hani bunu anlayabiliyor musun? Benim çalışmaya ihtiyacım var. Bana bir yol göster. Dedi ki şu karşı duvara otur. Buradan bir tane uzun boylu bir adam gelecek. Beyaz arabası var. Ona binerken yanına git dedi. O patron buranın. 5,5-6 civarlarına kadar fabrikanın önünde bekliyor. Ay İsmail Bey, tülüm diken diken oldu. Bir de bunları biz yaşadık yani. Evet. Adam arabasına binerken gittim. Dedim ki merhaba. Benim dedim adım İsmail Güven. Bir ay size çalışacağım. Bedavaya iş yapacağım. Nasıl çalıştığımı görün. Ben dedim iş yapmak istiyorum. Ama nasıl yapılır bilmiyorum. Yani işi biliyorum. Yalnız taşeronluk nedir? O sektörün ticareti nasıl döner? Ödemeler nasıldır? Eleman yok, fatura yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Dedim ki çalışacağım. Yukarı çık dedi atamanın yanına. Sen o sizi gönderen beyefendi değil mi? Evet. Sen dedi atamanın yanına git. Oğuz Bey yolladı de. O sana iş versin dedi. O gün bizim serüvenimiz başladı. Ama benim önüme bir proje attı. Mümkün değil, bitiremezsiniz. Burada birazcık tabii böyle gıcıklık yaptı ama bitirdim. Öyle bir başladık. O sene işte biraz daha işler. 1-2 eleman. 10 eleman derken. Siz kendinize mi aldınız 10 elemanı? Tabii tabii. Yani 110 çalışana kadar çıktım. Sonra benim ayrı taşeronlarım vardı. Ben işler vermeye başladım. Fabrikalar kurduk. Arabalar, evler derken. Gerçekten mi İsmail yani, Bey? Yani Türkiye'nin şu an isimlerini vermek istemiyorum ama en büyük şirketlerinden 3-4 tanesiyle ortak iş yapıyorduk. Onların elektrik pano imalatlarını ben yapıyordum. Mesela Konya'da 10 megawatt güneş enerji santrali kurdum. O dönemlerde en büyükleriydi falan. Peki, yani buradaki bu yani kendi aslında burada şey söyleyebilir miyiz izleyenlere? Kendine güven diyebilir miyiz? Burada kendinize güvenle yola çıkıyorsunuz. İsmail Güven evet ama ben yapacağım, ben başaracağım dediğiniz her yolda hep sonucunda bir başarıya ulaşmışsınız evet. Anladığım kadarıyla. Peki gayrimenkul sektörüne ne itti sizi? Gayrimenkul sektöründe ne
Gayrimenkul sektörüne yine bir batışın ertesinden girdim. 2018 yılında, tabii ondan önce birkaç kere daha batmışlığım var ama 2018 yılında Pendik'te bir telefon esnaflığına büründüm. Onda nasıl büründüm? 2017 baba vefat etti. Sonra bir 3 ay ben gene eve kapandım. Paramız yok, pulumuz yok. Babadan yine borçlar kalmış falan. 2018 Ocak ayında anneme dedim ki ya anne bak ben esnaflık yapacağım. Ondan önce de o kadar yokluk var ki, ben Pendik'te esnaf arkadaşlarımız var. Çok sevdiğim dostlarımdır kendileri. Çok yardımcı oldular. Dükkanların önüne gidiyordum. Yürüyerek gidiyorum. Yani arabam yok, batmış. Çok kötü iflas etmiş borç. Gani. Ama bir orada bir ümitsizliğiniz yok anladığım yok, kadarıyla. Yok yok, hiç yıkılmam ben. Evet yani yok. Şimdi bir sürü insan var aslında bakarsanız. Evet. Hani yıkıldım gırtlağa kadar borç ama hani ne yapacağını bilememek. Sizde öyle bir şey hiç görmedim. Yani bende böyle bir şey yok. Evet. Ben nasıl motiveyim biliyor musunuz? Çocukluğumdan beri bu. Beni Allah, Allah'tan başka, Allah haricinde hiçbir şey, hiç kimse yıkamaz. Ben güçlüyüm. Bravo, tebrik ederim. Ben böyle geldim. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Ya beyin, vücudun en akıllı organlarından biri görünür. Ya en aptal organıdır. Duyduğuna inanır, konuştuğuna inanır. Ben de ağzımla beynimi yönettim. Ben güçlüyüm, ben yıkılmam. Çok yine iyi. Yapacağım. Yine kazanacağım. Gidiyorum esnaf arkadaşlarıma. Emin diye bir arkadaşım var. Çok severim kendisini. Eşi öğlenleri yemek götürür. Bana yemek verir. Çayımı ısmarlar, kahvemi ısmarlar. Akşamları da eve bırakayım der. Yok benim param var derim. Yürüyerek eve giderim. Yağmur, çamur. Yine ama paltomu giyerim. Gömleğimi giyerim. Yeri gelir kravatımı takarım. Hani ağa gibi giderim. Yalnız züğürt ağa biraz. Şey değil burada yani aslında kendinizi kötüye alıştırmamak diyebilir miyiz bu yaptığınız şeye? Yani arkamdan güldürmemek. Evet, çok güzel bir düşünce. Yıkıldı, yok oldu, başaramadı dedirtmemek. Buydu yani beni motive eden. Ayakçılıklarını yapıyorum. Yani bana kılıf veriyorlar, şuraya götürür müsün diyorlar. Götürüyorum, telefon veriyorlar, götürür müsün? Yani o dönem öyle bir geçti. Ekmeklerini yedik sağ olsunlar. 2018 yılına geldik. Dedim ki anne, bir şey yapmam lazım. Yani ben bir devren bir dükkan var. Burayı alayım. 30.000 TL'ye devrediyorlar. Ama hiç param yok. Ya ben Emin'in eşinin yaptığı yemekleri yiyorum. Eve minibüste falan gidiyorum. Param yok. Annemin güzel arkadaşları var. Konu komşusu var. Bir telefonla kadın bana borç harç o parayı topladı. Gittim telefoncu dükkanını aldım 2018 yılında. 6 ay. Onu da batırdım. Anneniz ne diyor bu duruma? Ya annem, oğlum bir maaşlı işe mi girsen? Hani çalışsan mı, sigortan mı olsa? Kadın onları görmüş. Bende tabii ki yine yıkılma yok. Bir gün böyle akşam evde uzanmış yatıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım var. Kurumsal bir firmada çalışıyor. Bu işi yapıyor ama benim yani gayrimenkul alakam hiç yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Sadece aldığım gayrimenkuller vardı. Onları da sattık zaten. Dedi ki ya sen niye boş boş yatıyorsun? Gel dedi ben seni Çekmeköy'de ofisime götüreyim. Kurumsal çok da büyük bir firmalardan bir tanesi. Ya ben ne anlarım? Dedi ki gel. Gittik. Abi yanında beni yazdırdı. Ben oldum gayrimenkul danışmanı. Nasıl oldum onu da anlamadım. Ya Selin Hanım, seçeceğiniz ofis, çalışacağınız bölge, alacağınız eğitimler bu sektörde çok önemli. Evet, şimdi artık biraz gayrimenkul sektörüne girelim. Şimdi girelim gayrimenkule. Evet, insanlar neden gayrimenkul sektörüne girmeli? İnsanlar neden gayrimenkul sektörüne girmeli? Birincisi kazanç. Yalnız bu kazanç insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Evet, yattığı yerden para kazanıyorlar. Bravo. Yani çünkü insanların bir emlakçı mantığı Türkiye'de oturmuş değil bence. Yani yattıkları yerden para kazanıyorlar, komisyon alıyorlar. İşte evet, komisyonumu ona niye vereyim ki şeklinde ilerliyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi yatarak para kazanılsaydı, ki ben bu söyleyeceğime tamamen karşıyımdır, ev hanımları Türkiye Cumhuriyeti'nin en zengin insanları olurdu ki onlar da yatmıyor. Evet. Kocaları tarafından yatıyor gibi görülür ama çamaşırı var, bulaşığı var. Yatarak kazanan bir tek tavuktur. Şimdi yatarak kazanıyor diye düşünen insanları ben bu sektöre davet ediyorum.
Eğitimlerini ben vereceğim. Ücretsiz eğitimler vereceğim. Gayrimenkul danışmanı yapacağım ve bu sektöre onları hazırlayacağım. Yatarak kazanılmıyor. Çok zor bir sektörün içindeyiz. Neden zor biliyor musunuz? Çok güzel söylediniz. Emlakçılar ne yapıyor ki? Bunun daha ilerisi, hani emlakçılar dolandırıcıdır diyenler de var. Evet. Hak etmiyor diyenler de var. Çok kazanıyor diyenler de var. Bu kadar böyle bu zihniyetin içinde siz profesyonel olarak bu işi yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Her aradığınız insan size böyle bakıyor. Anlatabildim mi? Sanki kötü bir şey yapıyormuşsunuz gibi bakıyor. Ama sonradan siz kendinizi tanıttığınızda, işinizi, neler yaptığınızı onları gösterdiğinizde tabii ki hemen düşünceler değişiyor. Peki ne yapıyor gayrimenkul danışmanı? Bence insanlar bunu bilmiyor. Yani bir emlakçı, bir gayrimenkul danışmanı ne yapıyor? Yani ev buluyor ve işte satıcı, alıcıyı buluyor. Ya da işte alıcıyla evi olanı birleştiriyor ya da kiralıyor. Ya bunu ben de yapabilirim şeklinde yaklaşıyor insanlar. Hani benim malım var, bunu ben de satabilirim. Size nerede ihtiyaç duymalıyız? Şimdi tabii ki insanlar kendi evlerini, mülklerini satabilir. Yalnız bu satmanın bazı yolları var. Birincisi pazar analizi. Evinizin eksper değerini biliyor musunuz? Eviniz o bölgede ne kadar ediyor, metrekaresi ne kadar biliyor musunuz? Bu bir. İkincisi, alıcıysanız eğer, alacağınız evin, diyelim ki 35 milyon TL'lik bir villadan bahsedelim. Bu villa 35 milyon TL ediyor mu? İkincisi, siz mal sahibinin egosuyla çatışacak ve bunu yönetebilecek misiniz? Ne demek istiyorum? Birinin malı var, birinin parası var. Biri 35 milyon TL yazmış. Doğru mu yanlış mı? Alıcı bunu bilmiyor. Satıcı da bilmiyor bu arada. Birinin de 28 milyon TL'si var. Ortada buluşamıyorlar. Siz oradaki o köprüyü oluşturuyorsunuz aslında, evet, bakarsanız. Üçüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi, dolandırılma riskini biz azaltıyoruz. Anlatabildim mi? Yani bizim her şeyimiz evraklı, imzalı ve profesyonelce olduğu için dolandırılmalarına engel oluyoruz diyelim. Nasıl dolandırılabilirler peki? Şöyle dolandırılabilirler. Nasıl, evet, nasıl oluyor? Çok basit. 30 milyon TL'lik bir villayı 25 milyon TL yazarlar. Alıcı da 25 milyon TL ben burayı alayım deyip adamla irtibata geçer. Kapora yollar hesabına. Ama kapora yolladığınız hesap kimin? Geri alabilecek misiniz? Kaporadan sonra ne olacak? Bu evin tapusunu gördünüz mü? Tapuda hisse var mı? Hissedarın haberi var mı? Hissedara ihtar çekilmiş mi? Burayı sen alacak mısın diye. Bir sürü süreç var. Evet. Hisseli yer alırsınız. Diğer hissedara bildirilmemiştir. Diğer hissedar bir mahkeme yoluna girer. Ben burayı alacaktım, bana haber verilmedi der. Ve iş bozulur. Bunların önüne geçiyoruz. Aslında çok önemli. Evrak işlerinin tamamı size devredilmiş oluyor aslında bakarsanız. Evet. Ben burada yetki belgesinden biraz bahsetmek istiyorum. İnsanlar imza atmak istemiyorlar çünkü İsmail Bey. Yani evet, bir evim var, ben bunu kiraya vereceğim ya da bir işte satış gerçekleştireceğim. Bu tarafı bir de kiralayacak ya da satın alacak insanın imzaladığı o yetki belgesi nedir? Bunların bilinçlenmesi adına soruyorum aslında bakarsanız. Ben biliyorum, evet, aslında o beni koruyan bir şey. Beni tamamıyla göz ardı edilen, kendi emlakçıyla alakalı olan bir şey değil ama insanlar sanki o imzayı attığında evi tamamen sizin üstünüze yapmış. Bravo. Gibi. Gerçekten ağzımdan aldınız. Ya bu yetki belgesi, hani tapuyu bize devretme belgesi falan değildir. Yetki belgesi nedir? Yetki belgesi sizin mülkünüzün en doğru fiyat ve en doğru pazarlama süreciyle alıcıyla buluşmasına profesyonellik, aracılık eden bir belgedir. Bu belgede gayrimenkul danışmanının da tabii ki hakları korunuyor, mülk sahibinin de hakları korunuyor. Danışmanın hizmet bedelleri ya da farklı bir emlakçı ya da gösterdiği bir alıcının arkadan dolanıp mülk sahibini bulup onu aradan çıkarmamasını sağlıyor. Sizin de gayrimenkul danışmanının verdiği pazarlama faaliyetlerinin sözünü tutmasına yarıyor. Ya bu şu değil, sizin eviniz var, bana verdiniz, yetki belgesi imzaladınız. Ben sizin yapacağınız şekilde telefonla resimlerini çektim. İlan sitesine koydum ve bekliyorum. Bu değil. Evet, insanlarda bu algı var. Yani ben buna tamamen karşıyım. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz?
Sizin yapmayacağınız şeyleri yapıyoruz. Nedir bunlar? Mesela pazarlama faaliyetlerinde 38 kalem pazarlama faaliyetleri var ama şimdi bunların hepsini böyle boy boy sıralamayalım. Biz para harcıyoruz. Sizin mülkünüzün alıcıya gitmesi için reklam bütçeleri ayırıyoruz. Sponsorlu reklamlar. Bu bir, en önemlidir. Bence yani sosyal medyayı çok kuvvetli kullanmak gerekir. Yatırımcı danışmanlarımız var. Yatırımcı müşterilerimiz var. Yatırımcı müşterilerimiz de bizim yani böyle hani havadan gelen müşteriler değil. Zamanında birikmiş ve bize güvenen insanlar. Bize paralarını emanet eden insanlar bunlar. Bunlara mülkleri iletiyoruz. Diğer bir şey tapu süreçleri. Tapu süreçlerini yönetiyoruz. Anlatabildim mi? Yani birçok faaliyeti var. Aslında siz zaten bu sektörün içerisinde olduğunuz için hali hazırda bir müşteri portföyünüz oluyor. Tabii ki. O yüzden aslında daha hızlı satış, daha hızlı kiralama diyebilir miyiz? Yani evet, o ilan sitesinde ben koydum da belki 5 ayda sonuçlanacak olayı siz 2 haftada belki evet evinizi sattım diye getiriyorsunuz karşımıza diyebilir miyiz? Bu şekilde ilerleyebilir mi gayrimenkul danışmanı? Kısa sürede sonuca ulaştıracağımızın biz sözlerini veriyoruz. Ama velakin bununla alakalı gün, saat asla vermiyoruz. Biz bir müşteriyle çalışırken öncelikle şunun sözünü veriyoruz. Biz sizi kandırmayacağız. Biz sizi dolandırmayacağız. Biz sizin evinizi pazara koyarken, pazarlarken neler yaptığımızı rapor her 15 günde bir size ileteceğiz. Bunların sözünü veriyoruz. Peki kiralamaya geçelim. Kiralama daha aslında sürekli olan bir şey. Hele ki İstanbul gibi bir şehirden bahsedersek. Kiralamada ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Yani hem ev sahibi olarak bir kiracıyla olan bir problemde siz devamında getiriyor musunuz? Yoksa kiralandıktan sonra sizin işiniz bitiyor mu o tarafta? Danışmanın buradaki rolü nedir kirada? Şimdi kiralamalarda birincisi biz bir daireyi, bir mülkü kiralarken kiracının aile cüzdanı, işi, borcu, her şeyine bakıyoruz. Çünkü gayrimenkul sahibinin mağdur olmaması gerekiyor. Bir yıllık kontrat yaptığınız zaman bir kiracı o kira bedelini ödemediğinde siz onu çıkaramıyorsunuz. Maalesef bu böyle. Bu bizim hoşlandığımız bir konu değil. Yani hukuk süreçlerinden ötürü çıkaramıyorsunuz ve mağdur oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? En doğru fiyata en doğru müşterileri seçiyoruz. Evet, oradaki müşteri o mağduriyeti. Müşteri kriterlerimiz var. Herkese her daireyi kiralamıyoruz. Sonrasında kiraladıktan sonra içeride yapılacak tadilatlar, kira artışları ya da kiracının mağdur olduğu durumlarda biz araya giriyoruz. Mülk sahibinin mağdur olduğu durumlarda biz araya giriyoruz. Yani biz aslında yıllarca bir anlaşma yapıyoruz. Kiracıyla mülk sahibi hiç tanımadığı benim kiraladığım yerler var. Hiç birbirlerini görmediler. Çünkü arada sizinle iletişim kuruyorlar. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evimdeki elektrik bozuldu. İsmail Bey yardımcı olabilir Bravo. Misiniz diye siz orada bir hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Bunun karşılığında da biz hizmet bedeli alıyoruz. Verdiğimiz hizmetin bedelini alıyoruz. Komisyon diyorlar. Buna da nasıl bir yorum yapacaksınız? Şimdi doğru bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi komisyon ve komisyonculuk vardır farklı sektörlerde ama ya emlakta komisyon yoktur. Hizmet bedeli vardır. Çünkü biz bir müşteriye hizmet veririz. Sizin yapacağınız işleri yapıp oturup hani ya hasbelkader satılırsa diye bir şeyimiz, çabamız olmaz. Biz hizmet veririz. Ve bunun karşılığında da devletin yasal olarak bize tanımladığı %2 hizmet bedeliyle çalışırız. Peki, şimdi kiraların artışından da biraz bahsetmek istiyorum aslında. Çok da tepki aldık. Ve satılık mülkleri. Evet. En çok dert edilen konu. Evet, gerçekten yani son zamanlarda olan bu artışlara ne gibi bir yorum getirebilirsiniz? Evet. Ya da bu artışlar devam edecek mi sizce? Siz de bir öngörü yapabiliyor musunuz bu konuyla alakalı? Şimdi öncelikle bu kira ve satılık mülklerin fiyatların artış oranlarını belirleyen asla emlakçılar, gayrimenkul danışmanları değildir. Evet, böyle de bir düşünce var çünkü. Emlakçılar bu evlerin fiyatını bu kadar yükseltti. Evet. İşte gayrimenkul danışmanları bu eve bu fiyatı verdiği için diğerleri de bu fiyatı veriyor gibi bir düşünce, bir algı var. İnsanlar sizlere olan bakış açısını
ev fiyatlarıyla birlikte daha da kötüye götürdüler aslında bakarsanız. Ama burada sizin yaptığınız hiçbir şey yok aslında bakarsanız. Bu fiyatları belirleyenler nasıl belirliyorlar? Şimdi sizin bir gayrimenkulünüz var. Bir münferit bir binada 17. katta bir gayrimenkulünüz var ve bunu satmak istiyorsunuz. 12 milyon TL fiyat biçmişsiniz. Neden? Arka sokakta biri 11 yazmış. Yan sokakta biri 9 yazmış. Alt kattaki 18 yazmış. Üst kattaki 22 yazmış. Ya bunlar da işte benim de mutfak yaptırdım. İşte balkonumda cam var. Ya ben de 12 yazıyorum. Gerçekten böyle mi belirleniyor? Böyle belirleniyor biliyor musunuz? Ama bu doğru olan bir şey değil tabii. Değil tabii ki. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben buna nasıl müdahale edebilirim? Şimdi sizin üst katınızda bir daire 11 milyon TL'ye satıldığını varsayalım. Siz de dairenizi satacaksınız. Ben size Selin Hanım yani fiyatı çok arttırıyorsunuz. 8 milyona satalım bu daireyi dersem ne dersiniz? Üstümdeki 11 milyona satmış İsmail Bey derim. Bravo. Ben nasıl fiyat belirleyebilirim? Ya da ben hani bu pazarın kaçta kaçına hakimiyet sağlayabilirim? Yani gayrimenkul danışmanlarının böyle mülkleri olan bir orduları yok Selin Hanım. WhatsApp grubu kurup İşte Beykoz bölgesinde metrekaresi 13 milyon yap 13 TL yapacaksınız. Pendik bölgesinde 6 TL yapacaksınız. Böyle 10 milyon 20 milyonluk bir kitlemiz yok. Biz belirlemiyoruz. Biz aslında tam tersi indirmeye çalışıyoruz. Doğru fiyata çekmeye çalışıyoruz. Evet. Aslında bu fiyatların bir fahiş olduğunun farkındasınız herhalde değil mi siz de? Yani var değil mi? Bir abartılık var şu anda tabii yani. Ki var. Kiralıklarda da aynı şey geçerli mi? Tabii ki geçerli ve çoğu mülk sahibiyle kiracı birbirine giriyor, mahkemelik oluyorlar, kavga dövüş ediyorlar. Evet, çok kötü. Çünkü ödeyemiyor. Peki, şunu sormak istiyorum. Ben bir kiracıyım. Mülk sahibi beni evden nasıl çıkartabilir? Ya da 3 sene boyunca aynı kirayla gitmişim. Bir anda işte bu son zamanlarda gördüğümüz aslında bakarsanız 3 senedir bu fiyatlara giderken bir anda 10.000 TL yaptı kiramı. Bu da doğru bir şey mi mesela? Bilmiyorum ben de. Şimdi bu arada. Öncelikle %25 ile devlet sınırlandırdı. Tabii geç kalınmış bir hamleydi bu ama sizi nasıl çıkartır? Sizi asla ve asla kontrat bitiminden önce çıkartamaz. Kiranızı düzgün ödüyorsanız, iyi bir kiracıysanız, eve zarar vermediyseniz nasıl çıkartır? Kontrat bitimine 3 ay kala noterden bir ihtar çeker, sebebini belirtir ve kontrat bitiminde de sizin dairenizi boşaltmanızı ister. Bunun dışında oğlum askerden gelecek, kızım evlenecek, Almanya'dan torunum geliyor tarzında sizi evden asla ve asla çıkartamaz. Sizin yasal haklarınız var bir kere. Yani sizin 5 bin liralık kiranızı yani 25 bin lira yapamaz. Evet, bu son zamanlarda çok yaşanan bir asla olay çünkü. Yapamaz. Burada işte aslında sizlere başvurmamız gerekiyor değil mi? Hani bir avukat tabii ki olabilir ama ya benim başıma böyle bir şey geldi. Hani sizinle çalışmıştık. İsmail Bey ne yapmalıyım şu tam an? Tam bu noktada biz devreye giriyoruz. Zaten anlaşamıyorlar. Mal sahipleri, kiracılar anlaşamıyorlar. Bu bizlerin başına geliyor. Biz aynı masaya oturtuyoruz. Yani 5 bin liralık kira %25 artacaksa biz neden %25 artması gerektiğini belgelerle ve yasal yollarla avukatlarımız, şirket avukatlarımızla gösteriyoruz ve artışı ona göre yaptırıyoruz. Peki, gayrimenkul danışmanı olmak isteyen izleyiciler illaki aralarında vardır. Onlara ne tavsiye vermek istersiniz? Eğer bu sektöre girmek istiyorlarsa öncelikle bu sektöre saygı duyacaklar. Çünkü bu gerçekten bir meslek. Kolay bir meslek değil. Bizim mesleğimizde hani maaş imkanları, sigorta imkanları, yemek, yol parası falan tarzında hiçbir şey yoktur gayrimenkul danışmanlarında. Gayrimenkul danışmanları aslında her biri birer patron oluyor. Kendi işini kuruyor. Bir ofis, bir kuruluşun, yani kurumsal bir yapının içine girip her biri patron ve kendi işini kuruyor. Ne tavsiye ederim biliyor musunuz? Minimum 1,5 yıllık maliyetlerini ceplerine bir kere koyacaklar. Hüsranla karşılaşırlar. Evet. Aslında gayrimenkul danışmanı dediğiniz şey de bir sermaye gerektiren bir... Ticaret yapıyor. Evet. Değil Bravo. Mi? Çünkü gayrimenkul sektörü deyince insanlarda şöyle bir algı oluyor. Maaş yok. Yani aslında siz oraya bir eleman almıyorsunuz. Siz kendi işini kurması için bir imkan tanıyorsunuz. Bravo. Bir lider olarak da başlarında
onlara yol gösterici, eğitimlerini de destekleyici bir koç görevini görüyorsunuz aslında, evet, bakarsanız. Aynen öyle. Peki bu 1,5 senelik buradaki bu imkanları ne gibi bir imkanlar sağlayabilsinler kendilerine? Yani ne maliyetlerini hesaplasınlar? Yol gösterici olsun diye soruyorum bu soruyu. Yol paraları. Öğlen yemek yiyeceklerse öğlen yemek paraları, faturaları, varsa ev kiraları. Bunlar. Çünkü bu sektöre girdiklerinde şunu hayal ediyorlar. Ya ben ne yapıyorlar ki? Az önce konuştuğumuz konu. Evet. Emlakçı yatarak para kazanıyor. Ben de aynısını yaparım. Bununla geliyor ve çok arkadaşımız böyle geldi bize. Ama 2 ay sonra bırakıyorlar. 3 ay sonra bırakıyorlar. Çünkü bu sektör öyle bir sektör değil. Bakın FISBO yapıyoruz. For sale by owner. Satılıkları arama. İnanın bana o kadar özgüvenli insanlar gördüm ki ilan sitelerindeki olan mülklerin sahiplerini arayamadılar. Çünkü mesleki özgüvenleri yok. Evet. Ben çok özgüvenli bir insanımdır. Gerçekten de öyleyimdir. Ama beni bir kokpite oturtun uçağa. Kullanamam. Nerede kaldı özgüven? Böyle bir şey değil. Eğitim şart. Evet. Eğitim şart. Genel giderlerini ceplerine koyacaklar. Ondan sonra bize başvuracaklar. Ya da evlerine, bölgelerine yakın ofis seçimi çok önemli. Asla ve asla uzağa gitmesinler. Ve ofisin eğitim kalitesine, danışman kalitesine, yaptığı işlere, aldığı ödüllere baksınlar. Ve ondan sonra bu sektöre girsinler. Peki buradaki eğitimde neler veriyorsunuz gayrimenkul danışmanı? Bir eğitim nasıl alıyor bu eğitimi? Şimdi 2 türlü eğitim vardır. Bir tanesi normal yapılacak, yani standart. Bir mülkü nasıl alırsınız? Mal sahibini nasıl ikna edersiniz? Bu süreç. O mülkü pazara nasıl koyarsınız? Neler yapmanız lazım? Hangi pazarlama faaliyetlerini kullanmanız lazım? Bu süreç. Alıcı çıktığında müzakere yönetimi. Bu süreç. Tapu. Bu süreç. Bunların hepsini biz veriyoruz. Hepsi süreç. Aslında çok zor ve çok yoğun, evet, bir işten bahsediyorsunuz. Evet. Öyle hani yan gelip yatmayı, şu an benim algım kırıldı mesela. Bu konuda bu şekilde bakmıyorum, evet, kesinlikle. Ama o eğitimleri aldıktan sonra peki bir danışman, evet artık ben oldum diyebilir mi? Yani ben oldum hayatınızın hiçbir yani evresinde demeyin. Ben oldum demeyin. Siz de demiyorsunuz hala da. Ben hala oldum demiyorum. Ben hala öğreniyorum, biliyor musunuz? Çünkü her şeyin uzmanlığı başka, arsa başka. Otel, ticari, konut, lüks konut. Böyle ayrımlar da mı var? Tabii ki. Bravo. Ha, mesela bunu bilmiyordum. Uzmanlık alanı seçecekler. Ha, evet. Kendilerini neye daha yatkın hissediyorlarsa onu seçecekler. Burada nasıl oluyor peki? Bir hani iş yeri de devam etmek isteyen birisi orada nasıl bir yol izliyor? Ya da bir konutla devam etmek isteyenler orada nasıl bir yol izliyorlar? Şimdi öncelikle gayrimenkul danışmanının geçmişte neler yaptığına bir bakıyoruz. Ve biz sonra analiz ediyoruz. Gerek tecrübelerimiz, gerekse bilgilerimiz ve onun ne çalışması gerektiğini biz söylüyoruz. Bir gayrimenkul danışmanı vardır. Ömrü hayatı ticarette geçmiştir ya da bankacıdır. Var böyle çok arkadaşımız var. Bankacımız var, mimarımız var, mühendisimiz var. Hepsi gayrimenkul sektöründe. Deriz ki ya sen ticarete, duruşun, kaliten, ticari çalışman lazım. Satılık plaza, kiralık plaza, satılık ofis, satılık dükkan, kiralık dükkan. Yani senin ticari portföy. Çünkü sen ticari insanlara hani hitap edebiliyorsun. Ama sen arsa çalışırsan olmaz. Arsa, mesela mimar bir arkadaşımız vardır. Muhakkak arsa çalışır. Sever, hesap. Hep hesap. Yani evet, kaç metrekare inşaat alanı çıkar, ne kadar terki vardır, emsali nedir, taban oturumu nedir, kat sayısı nedir. Evet, mesela ben bunu bilmiyordum gerçekten. Evet. Peki, gayrimenkul sektöründe minimum ya da maksimum kazançlar nasıl oluyor? Biraz bu kazançlardan bahsetmek istiyorum. Kazançlar rakamsal olarak vermeyeceğim. Dediğim gibi %2 hizmet bedellerimiz vardır. Bu çalıştığınız mülke göre değişir. Ama bu şu değildir yani. Ben sizi aradım, siz bana portföyü verdiniz. Ben bunu satıp zengin olacağım değildir. Hepsi bir süreçtir, sabırdır. Evet, aslında ilk gayrimenkul sattım, tamam artık ben oldum dediğiniz gibi demememiz gerekiyor. Tabii. Bunu artık bir sürekliliğe getirip artık ben bir gayrimenkul danışmanıyım dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle bunu yani birinin yanına çalışan olarak girdiğimizde sabah 8-9'da gidip akşam 5'te 6'da nasıl çıkıyorsak bu sektöre girdiğimizde de bu çok gördüğüm bir hatadır. Rahatlığa, konfor alanına düşmememiz lazım.
Ne demek istiyorsun? Danışmanlarında şu oluyor. Ben patronum. Müdürüm yok. Patronum yok. Benim kendi işim. İstersem 2'de giderim. İstersem 2'de gidip 3'te çıkarım. Böyle bir iş değil. Nasıl bir? Konfor alanlarından bir kere çıkacaklar. Konfor alanlarını terk edecekler. Her gün rutin ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklar. Şöyle düşünün. Hiçbir gayrimenkul sahibi gece yattığında böyle ya İsmail Güven diye bir danışman varmış. Yarın ben onu arayayım, internetten bulayım da gayrimenkulümü ona vereyim. O satsın. Bir şey olmuyor galiba. Değil mi? Böyle bir şey olmuyor. Benim sizi aramam lazım. Çünkü ben aramadan önce bir 20 gayrimenkul danışmanı daha sizi aramış. Onların arasından sıyrılıp sizi kendime güvendirmem lazım. Size değer katmam lazım. İşimi anlatmam lazım. Bunları tek bir telefonda yapmam mümkün değil. Çünkü biz müşteri aradığımız zaman bize ilk söyledikleri şey biz emlakçıyla çalışmayız. Evet. Yani ben artık bunların biraz yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Biz emlakçılarla çalışmalıyız demeleri gerekiyor. Eğer kendilerini seviyorlarsa ya da mülklerini, mallarını seviyorlarsa. Bravo. Çünkü yani yurt dışını baz alacağım belki burada örnekleme olarak. Orada bu şekilde ilerliyor sanırım sistem. Profesyonel olarak. Evet değil mi? Insanlar. Profesyonel evet. Olarak bakıyorlar. Çünkü bir malım var ve bunu kime kiralayacağımı ben bilemem. Yani kim parayı veriyorsa evet onu kiralayabilirim ama dediğiniz gibi onun arkasından belki 2 ay sonra o para artık bana gelmemeye başlayacak. Ama bir İsmail Güven'le çalışmış olsaydım, İsmail Bey mülkümde şöyle bir sıkıntı var, ne yapabiliriz? Zaten siz o prosedürü biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Burada aslında insanlar malını ve mülkünü seviyorlarsa gayrimenkul tanışmayla çalışmalıyız demeleri gerekiyor. Peki siz o size telefon açtıklarında biz emlakçılarla çalışmıyoruz dediklerinde siz nasıl bir tepki veriyorsunuz? Öncelikle ben danışmanlarıma şunu öğretiyorum. Hiçbir müşteriyi aradığınızda biz en iyisiyiz. Biz bu kadar para alırız, bu kadar almayız. Yetki sözleşmesi imzalatırız. Biz 10 günde satarız. Bunları söylemelerini asla ve asla istemiyorum. Öncelikle sen kimsin? Bunu bir karşına ilet. Çünkü karşındaki insan da o gayrimenkulü kolay almamış. Yıllarca çalışmış bir gayrimenkulü almış. Onu yani belki ihtiyaçtan satıyor, belki yenisini alacak o yüzden satıyor, belki fazlalıktan satıyor. Ama seni tanımıyor. Öncelikle kendini tanıtacaksın. Diyeceksin ki merhabalar İsmail Güven ben. Nasılsınız? Ben emlakçıyla çalışmam. En doğal hakkınız. Ama ben yine de bütün cesaretimi toplayıp sizinle tanışmak istedim. Kendimi tanıtmak istedim. Var mı benden bir isteğiniz? Deyip bu insanları kapatın uzatmayın. Çok sıkmaya gerek yok. Ama 3 gün sonra arayın. Selin Hanım merhabalar. Nasılsınız? 3 gün önce görüşmüştük. Hatırlamayacaksınız muhtemelen. Bunun tabii ki diyaloglarını biz gayrimenkul danışmanlarına öğretiyoruz. Yine kapatacağız. 3. kez. 3 gün sonra tekrar arayın. Bakın 5 arama. Muhtemelen 5. ya da 5.'den sonraki aramada efendim İsmail Bey diye açıyor. Evet değil mi? Doğru. Bu bir. İkincisi de siz aramadan ya İsmail Bey merhabalar geçen görüşmüştük. Ya ben bu mülkü satamayacağım galiba. Gelin bir görüşelim diyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü İsmail Güven'deki değeri gördüler. İsmail Güven'in onlara verdiği kıymeti gördüler. Aslında insana dokundunuz. Malına değil. Bravo. İnsan olarak bakmamız lazım. Orada insanların ya ben bu malı kaçırmayayım deyip insanı aradan çıkartıp beni seçin deyip dediğiniz gibi belki 10 günde satacağım, 5 günde satacağım, benim şöyle müşterilerim var deyip kandırarak bir şeyler yapmaktansa siz o malın sahibine dokunmayı tercih ediyorsunuz. Merhaba nasılsınız diyorsunuz belki de ilk baştaki o tonlamanız bile karşı tarafta evet ya iyiyim dedirtiyor kendisini. Şimdi yavaş yavaş sona geleceğim ama. Neler söylemek istersiniz? Çünkü yaşam hikayeniz, çocukluğunuz, başarılarınız gerçekten çok güzel. Bu sektörde devam edecek misiniz? Danışmanlarınıza nasıl bir yol göstereceksiniz? Biraz sizden dinlemek istiyorum. Şimdi ben bu sektörde devam edeceğim. Çünkü belli bir başarıya. Başarı benim için asla maddiyat değildir. Asla ve asla değildir. Başarıya ulaştık. Çok kurumsal güzel bir firmanın da ortaklarından biri olduk. Tabii ki bu işe devam edeceğim. Danışmanlar eğiteceğim. İnsanlara dokunacağım. İnsanların hayatlarını değiştireceğim. Benim yaşadığım, geçmişte yaşadığım o yalnızlığı, o düştüğümde kalkarken hani kimsenin elini uzatmayışını ben insanlara elimi uzatıp
onlara para kazandıracağım. Öncelikle bunu insanlar iyi bilsin. Benim için başarı, ömrümün yettiğince ne kadar çok insana dokunur ve hayatını değiştirirsen budur. Gerçekten çok güzel bir hayat felsefesiyle ilerliyorsunuz. Ben sizi tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Umarım benim yolunuz hep açık ve ışık dolu olur. Çok teşekkür ederim. Sizin de inşallah yayın döneminiz başarılarla dolu olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, İsmail Güven'i dinledik. Gerçekten gayrimenkul sektöründe yanlış bilinen doğruları tartıştık. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.